Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu yayınımızda arkadaşlar yine çok önemli bilgiler var. Bir büyük kerametten bahsedeceğiz. Ve bilim adamlarının uyarılarından bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda iki ülkenin acilen halkına stok çağrısından bahsedeceğiz. Çok önemli bilgiler var. Yayınımızı sonuna kadar izleyelim. Bu bilgiler hepimize lazım olacak arkadaşlar. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle sayımız birazcık yükselsin. Hemen konuya gireceğiz. Evet yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hızlıca bir yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Hemen konumuza geçiyoruz. Ve iki ülke, Avrupa ülkesi halkına yaklaşık bir haftadır sık sık Uyarılar yapıyor. Çağrılar yapılıyor ülkede. Oliver Dowden'dan uyarı geldi. Stok yapın çağrısını yineledi. İngiltere Başbakan Yardımcısı bu şahıs arkadaşlar. Ve halka uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Evet yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Şöyle 200 kişiyiz. Hızlıca bir yayınımızın beğeni sayısı da 200'ü geçsin arkadaşlar. Önemli bilgiler var yayında. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam herkese, aleyküm selam diyorum bütün selamlarınıza. Şimdi arkadaşlar, asıl önemli konu şu. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri bundan yıllar önce bir sohbetinde şöyle konuşmuştu. Çok iyi hatırlıyorum. Önümüzdeki senelerde dünya genelinde elektrik kesintisi yaşanacak. Belki de elektrik tümden yok olabilir. Şimdi hani hep böyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili işte o çıktığında büyük bir savaş olacak. Ee, ve bütün ülkeleri mağlup edecek. İslam'ın karşısında hiçbir güç duramayacak diye hep böyle e, sohbetlerde bilgiler vardır. Bazı hadis şeriflere de dayanarak bu bilgileri hep söylerler ya. Ya hep düşünürdüm bu nasıl olacak? Bu kadar büyük bir teknoloji çağında Mehdi Aleyhisselam nasıl teknolojiye karşı savaşacak diye hep düşünürdüm arkadaşlar. Şeyh Nazım Efendi'nin bu sözleri hep aklımdaydı. Ya nasıl olacak acaba? Hep merak içerisindeydim böyle. İşte allah Teala zemini ve zamanı öyle bir hazırlıyor ki bakın dünyada şu an günümüzde hangi noktaya geldik? Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri'nin bundan yaklaşık 2012-2011 yıllarında konuşmuştu bunu. Ee, pardon daha da önce Konuşmuş 2011-2012'de o sohbeti baya bir e, paylaşım olmuştu, Pay, paylaşım almıştı o sohbet. Ben de 2011'de e, o sohbeti ilk duymuştum. Aslında daha öncesinde konuşmuş onu. Yani 1980'li yıllardaki sohbeti önümüzdeki senelerde ileride diyor e, dünyada elektrik kesintisi olacak ve bu elektriğin tümüyle kaybolması anlamına da gelebilir. E, belli bir zamana kadar yok olması anlamına da gelebilir. En doğrusunu Allah bilir tabi arkadaşlar. Ve bu olay Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı olarak, e, zuhuru ile alakalı olarak düşünebiliriz bunu. Şimdi Şeyh Nazım Efendi bir de stok yapın diyordu. Ve o zaman e, bir takım kendisini zeki sanan tipler, dalga geçmişlerdi. Ya bu da ne diyor bunamış. İşte 90 yaşına gelmiş artık bunamış. Saçma sapan sözler söylüyor diyorlardı. Şeyh Nazım Efendi birçok sohbetinde stok yapın, stok yapın. İşte şehirlerden uzaklarda yaşayın, köy yerlerinde yaşayın diye birkaç videosunda duymuştum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilim adamlarından da bir açıklama geldi. Dünyada Güneş patlamaları öyle devasa boyutlara ulaşacak ki ilerleyen süreçte 2024 ile 2030 arasında öyle süreçler gelecek ki arkadaşlar öyle süreçler gelecek ki o süreçlerde büyük şehirlerde yaşayanların yaşayan insanların birçoğu ölecek ve dağlık bölgelerde köy ortamlarında yaşayan insanların e, hayatı hayati konusu. Daha sağlıklı, daha sağlam olacak diyordu. Şehirlerde büyük risk var deniyordu. Ee, şimdi bilim adamları bu açıklamaları yapmaya başladılar. Bakın Şeyh Nazım Efendi bunu ta kaç sene öncesinde e, hep anlatmış, hep konuşmuş, hep söylemiş. İşte ilerleyen süreçlerde büyük sıkıntılar yaşanacak. Kıtlık geliyor. E, kıtlıkla ilgili bir sohbeti de var. Kıtlık yaşanacak. İşte stok yapın, hazırlık yapın. Ondan sonra at binmeyi öğrenin, ok atmayı öğrenin. Teknoloji bitecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tekbiri aldığı zaman dünyadaki teknoloji duracak diyordu. Tekbir nasıl alındı onu Allah bilir. Belki bizler o tekbir sesini duyamadık mana aleminde. Ama evliyalar evliyalar o tekbiri belki duymuşlardır. Belki de o tekbir henüz e, alınmadı. Yani o tekbir nasıl olur onu tam bilemiyoruz arkadaşlar. Ama Şeyh Nazım Efendi'nin söylediği her şey bir bir çıkıyor. Gerçekten bir bir çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın geldiğimiz nokta tam da o söylemiş olduğu sözlerin şu an karşımıza çıktığı bir tablo. Bütün bilim adamları dünyadaki elektrik kesintisinin uzun sürede devam edebileceğini, kısa da sürebileceğini tam olarak kestiremiyorlar şu an. Ve e, İngiliz Başbakan Yardımcısı da yapmış olduğu açıklamada halka stok yapın yiyecek içecek giyecek e, mum akla ne gelirse stok yapın diyor. Elektrikte ve internette uzun süreli kesinti ihtimaline karşı pil ve pille çalışan araçları evde stoklayın ayrıca mum da alın dedi. Şimdi bunlar... İngilizler boş yere konuşmaz arkadaşlar. Hele hele başbakan yardımcısı boş yere konuşmaz. Ciddi bir şekilde bilim adamlarıyla e, kontak halindeler ve onlardan bilgi almaktalar. İngiltere'de doğal afetler, siber saldırılar gibi durumlara hazırlıklı olmak amacıyla bakın böyle bir e, konuşmayla olaya giriyorlar. Doğal afetler. Eyvallah, siber saldırılar zaten bunlar günümüzde olan şeyler. Ama asıl hazırlık ileride yaşanacak olan olası dünya karanlığa gömüldüğünde bir süre ülkeyi ayakta tutacak e, stoklara ihtiyaç var diye açıklamalar yapmışlar. Vatandaşları bu gibi durumlara hazırlıklı olmaları için başlatılan dayanıklılık akademisi. Bakın dayanıklılık akademisi başlatmış. Yani bir kampanya gibi, bir seferberlik gibi bir şey başlamış arkadaşlar İngiltere'de. İsveç'te de aynı şekilde. İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehlikeleri Rusya-Ukrayna Savaşı, siber saldırılar, salgın hastalıklar, yapay zekanın kötüye kullanımı ve ekstrem hava durumları için hazırlık amacıyla başlatıldı. Avam Kamerasında planın detaylarını paylaşan başbakan yardımcısı Dowden gelecekte yaşanabilecek sıkıntılara karşı bakın asıl e, Tehlike burası diyor gelecekte yaşanabilecek sıkıntılara karşı Vatandaşları uyararak Pilli telsiz Meşale Mum ve ilk yardım çantaları gibi temel malzemeleri Stoklamalarını önerdi bakın ilk yardım diyor Neden ilk yardım Çünkü sağlık da risk altında kalacak o süreçte. Evet, insanların sağlığı da o süreçte risk altında kalabilir. Yani en doğrusunu Allah bilir tabii ki arkadaşlar. Evet, gerçekten de maşallah şu an 224 kişi olmuşuz. 61 beğeni var arkadaşlar. Şunu bir 200'ü geçelim ya hızlıca. Şu yayında olan kardeşlerimiz zaten beğense direkt 300 beğeni olacak ve yayınımız daha fazla kardeşimize ulaşacak. Bildirim gitmiyor sizler beğenmeyince. Şöyle bir beğeni verin yayınımızı. Bildirim gitsin inşallah. Eyvallah teşekkür ederim beğenen herkesten. Rabbim razı olsun. Şimdi Şeyh Nazım Efendi'nin bir kerameti daha olmuştu. Bunu hem de o olay yaşanmadan 2 hafta öncesinde konuşmuştu arkadaşlar. Neydi o olay? Çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Arap ülkelerinde bir sıkıntı yaşanmıştı ya geçtiğimiz seneler. 2012, 2013, 14'lerde başladı bu. O aralar Suriye karışmadan önce işte. Arap Baharı yaşandı biliyorsunuz bunu. Arap Baharı yaşanmadan önce arkadaşlar Şeyh Nazım Efendi Hazretleri saydı ülkelerin isimlerini tek tek saydı. Bakın ülkelerin isimlerine varıncaya kadar tek tek saydı. Ülkeler rejimler gidecek. Allah'ın istemediği bu rejim bu rejim gidecek dedi. Allah'ın istediği nizam geliyor dünyaya. Bakın her şey bir bir oluyor şimdi ve son olarak ona soruyorlar. Peki efendim nasıl olacak bu teknolojide nasıl bir zat gelecek de bu düzeni yıkacak Hz Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığı gibi bir hükümranlık hatta daha da ilerisini kuracak. Nasıl olacak diyordu. Kimse anlam veremiyor tabi. Yani bu teknoloji bu çağda e, nasıl olacak işte nükleer bombalar her türlü kimyasal bombalar her şey var. Mehdi Aleyhisselam Melhame-i Kübra Savaşı'nda bunlara nasıl karşı koyacak diyordu. Soruyordu insanlar böyle etrafında. Siz merak etmeyin Allah her şeyi ayarlar. Allah her şeyi en iyi planlayandır diye böyle insanları bilinçlendiriyordu. Şimdi geldiğimiz nokta bakın öyle şeyler oluyor ki tabi insanlar duyunca şaşırıyorlar nasıl olur dünyada elektrik kesintisi ama şimdi yavaş yavaş herkes artık bu olayı kabullenmeye başladı bile. Bakın stok yapmaya başlamışlar. Demek ki bir sürü kişi bu olayı kabullendi artık dünyada. Ee, ve önümüzdeki günlerde bu haberler daha da dünya genelinde yaygınlaşacak. Bakın şu an sosyal medyada Türkiye'de bile Twitter olsun, Instagram olsun, Facebook olsun, YouTube olsun çok sayıda paylaşım var arkadaşlar. Sizlerin de karşısında çıkıyordur mutlaka çok sayıda paylaşım var. Şu an geldiğimiz nokta tam da burası yani. Rabbim artık sonumuzu hayır eylesin. Hepimizi korusun. O yüzden evliyalar hep demiştir ki yatmadan önce son olarak herkes estağfurullah çeksin. Her gece 100 adet estağfurullah, yüz adet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah 100 adet salavat çeksin. Bu şekilde uyusun. Zaten Müslümanın Asli görevi budur arkadaşlar. Gün içinde işlemiş olduğu günahlar, hatalar yatmadan önce çekmiş olduğumuz estağfurullahlar ile ne olur? Silinir, temizlenir. Allah muhafaza gece uyku halindeyken de ölüm gelebilir. İşte o yüzden böyle bir hazırlık içerisinde olması lazım Müslümanın her zaman, her daim. Evet. İngiltere ve İsveç halkına stok çağrısı yapmaya başladı yaklaşık bir haftadır. Stok çağrıları da devam ediyor hala. Bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bakın. Evet bu arada yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Şimdi İngiltere'de bir haber sitesinde şöyle bir manşet atılmış. E, yeni son dakika haberi dijital kıyamet mi geliyor İngiltere'den flash uyarı yani bunu bir Allah dostu söylediği zaman e, bunak oluyor meczup oluyor kafayı yemiş kafayı sıyırmış oluyor ama batıdan birisi hele, hele başbakan yardımcısı gibi bir mevkide olan adam şey yaptığı zaman Ciddiye alınıyor herkes hazırlık yapmaya başlıyor Ya mübarekler Allah dostları zaten bunları 20 senedir 30 senedir söylüyorlar Ama onlar konuşunca Ya deli oluyorlar ya meczup oluyorlar Ya şizofren oluyorlar Ben bunu anlamadım Adamlar dayanıklılık akademisi Başlığı altında bir seferberlik başlatmışlar ya yani bu, bu iş bu kadar ciddi yani arkadaşlar Böyle ciddi bir olayı tabii ki de bizler de bütün dostlarımızla paylaşacağız. Herkes öğrensin, herkes bilsin yani. Hani bu kuru kuruya felaket tellallığı yapmak değildir. Dünyada böyle bir şey var. Güneşte yaşanan büyük sıkıntılar var. Bunları tabii ki de konuşacağız ve duamızı yapacağız. Bizim işimiz, görevimiz, Müslümanın görevi dua etmektir. Rabbim Cümlemizi korusun. Bol bol sadaka verelim. Ee, bol bol sadakalarla belki de Rabbim dünyayı koruyacaktır yani. Her şey onun elinde, onun kontrolünde. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Rabbim cümlemizin günahlarını affetsin. Şöyle kısa bir dua yapalım. Sizler de duamıza amin deyin. Öyle kapatalım yayını. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetül müttakin ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi şu mübarek saat iliminde sana el açtık. Senden af diliyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle dünyada zulüm altında yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize en kısa zamanda yardımını ulaştır dünyadaki sıkıntıları gider. Dünyamız risk altında ya Rabbi sen bizleri koru. Bütün insanlığı koru, bütün Müslüman kardeşlerimizi koru ve sana el açıp da senden yardım isteyen herkese yardım eyle. Sıkıntısı olan herkese yardım eyle. Senden şifa bekleyen bütün kardeşlerimize herkese inşallah şifa ihsan eyle ya Rabbi. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle ve bir an önce İsrail zulmünü dünyada sona erdir. Bitir ya Rabbi. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin. Kâf ve ehli iman ve ehli İslam ervahi için Allah rızası için el Fatiha. Evet arkadaşlar yayınımızı bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Bu arada şu an yayını kapatmadan önce yayındaki kardeşler Yayını beğenip de çıksınlar inşallah Diğer kardeşlerimize de bildirim gitsin Birazdan yayını kapatacağım çünkü Yayından çıkmadan beğenelim arkadaşlar bir zahmet Allah hepinizden razı olsun teşekkür ediyorum Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle bu olayla ilgili yeni gelişmeler Yaşanırsa Mutlaka Sıcak sıcağına bir canlı yayın açacağım. Yeni gelişme yaşanırsa inşallah. Yine hepinizi beklerim. Yarın akşam yine bu saatlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.